Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun. Bu gece Cuma gecesi ve bu gece Allah'a derdimizi açacağız. Ona yalvaracağız. Şeytandan ve şeytana götüren bütün yollardan uzak olacağız. Güzel bir duvar yazısı, ben onu tweetimde de paylaştım bugün. Aklımdan geçeni şeytana anlattım. Şeytan yapma günah dedi. Bir daha tekrar edeyim. Aklımdan geçeni şeytana anlattım. Şeytan dedi ki yapma, günaha girersin. Aslında bu insanoğlunun içinde bulunduğu hali çok güzel özetliyor. Şeytan bile sollandı. Şeytan bile insanoğlunun yanında çok masum kaldı. Çünkü şeytan bir görevli, netice itibariyle onun görevi insana şerri göstermek. Meleğin görevi insanın kalbine hidayeti fısıldamak, peygamberlerin yol gayesi doğru yolu göstermek. İnsan ise kulluğunun bilincinde başkasına eğmediği şeyi başını Allah'a eğecek. Evet, dilerseniz yine güzel bir dua ile başlayalım gecemize ve güzel konularımız var bugün. Sevgili Abdurrahman Önür, sevgili Mustafa Duman, efendim bu gece bizim şereflendirdiler misafirimiz ve konuklarımızla, sevgili hocamız, kardeşimiz efendim. Amin. Amin, 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 amin ya mucibessailin ve ya erhamerrahimin irhamna verhamil fukara vel mesakin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakibetu lilmuttakin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu alel meb'usi rahmeten lil alemin. Efendim, efendim sana binlerce salatu selam ederim. Efendim binlerce sana tahiyyatta bulunurum. Efendim sana binlerce dualar ederim efendim. Sonsuza kadar sana salatü selam ederim. Göstericim, yol göstericim, rehberim efendim, sultanım, başımın tacı, Muhammed'im, Resulüm, Nebim. Seninle hidayetlendi dünya, seninle şereflendi ukba. Seninle hidayeti bulacak insanlık. Efendim bir değil yüz bin salatü selam sana. Binlerce, yüz milyonlarca rahmet sana. Allah'ım Muhammed Mustafa'nın bereketinden mahrum etme. Allah'ım Muhammed Mustafa'nın salavatından, bereketinden mahrum etme. Allah'ım salatü selam olsun sonsuzca Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e. Allah'ım ona binlerce binlerce, elfu elf, milyon kez ona salatü selam olsun. Buradan Medine'ye, Medine'den Mekke'ye, bütün kainatın bütün o yarattığı eşya adedince, yeryüzündeki kumlar adedince bu Perşembe akşamı, Cuma'ya bağlayan bu gece, ya Rabbi elini açmış sana yalvaran bütün müminler, sevgiliye, Resulüme, Nebime binlerce, milyonlarca salatü selam olsun. Onun bereketinden bizi mahrum etme. Onun hidayetinden mahrum etme. Onun ümmetliliğinden mahrum etme. Onun sünnetinden mahrum etme. Onun hidayetinden, onun yol göstericiliğinden bizi uzaklara savurtma ya Rabbi. Ya Rabbi sana binlerce hamdü sena olsun. Sen Rabbimizsin. Sen ilahımızsın. Sen Allah'ımızsın. Sen bize 124 bin peygamber ile hidayet yolu gösterensin. Sen bize Resullerini sevgi için gönderensin. Sen ki o kadar kudretin ve azametin, Rahman isminin tecellisi gereği kafirlere bile nefes aldırtıyor. Seni inkar edenlere, hatta sana kötü söz söyleyenlere bile, söyleyenleri bile doyuruyorsun. Onlara bile yaşama hakkı veriyorsun. Onlara bile ekmek veriyorsun, su veriyorsun, sağlık veriyorsun, evlat veriyorsun, aşiret veriyorsun. Sen o kadar cömertsin ki Allah'ım, seni inkar edenlere bile rahmet kapılarını kapatmıyorsun. Senin kudretinin, azametinin, kibriyanın farkındayız. Başımızı sana eğdik. Senin kapına geldik. Senden hidayet diledik, senden rahmet diledik. İlahi kudretinin, azametinin, büyüklüğünün hatırına, Rab oluşunun, Melik oluşunun, Kuddus oluşunun, Rahim oluşunun hürmetine bizim bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Yönelişimizi kabul eyle ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Pişmanlığımızı kabul eyle ya Rabbi. Pişmanlığımıza bizi samimi eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Ya Rabbi son nefeste aklı başında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek
öteki aleme doğru tertemiz gitmeyi nasip eyle. Şehadet ederim, gönlümden iman ederim, dilimden, kalbimden iman ederim. Ve dilimle söylerim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve yine derim ki Muhammedül Mustafa Efendimiz Allah'ın son elçisi ve son Resulüdür. Allah'ım bu dualarımızı da kabul eyle. Bu şehadetimizi kabul eyle. Yaşadığımız süre içerisinde, hayatta kaldığımız süre içinde, aklımız başımızdayken Allah'ım kendine kul nebine ümmet eyle bizleri. Ya Rabbi daraldığımıza kapıyı aç bizlere. Ümitsizliğe kapıldığımıza ümit ver bize ya Rabbi. Çünkü sen ümitli olanların da, ümitsiz olanların da, iyilerin de, kötülerin de, hiç günah işlemeyenlerin de, bol bol günah işleyenlerin de, hiç secde etmeyenlerin de, secdeden kalkmayanların da, hiç dua etmeyenlerin de, duadan ellerini indirmeyenlerin de Rabb'i olan Allah'sın. Seni kabul etmese bile akılsızlar, sen onları da yarattın. Onların aklını da sen yarattın. Yarattığın aklınla sana isyan ediyorlar. Ya Rabbi onlara da hidayet nasip eyle. Ya Rabbi biz kavgaya gelmedik biliyorsun. Biz insanlara lanete gelmedik. İnsanları değişik değişik gruplara ayırıp hakaret etmeye de gelmedik. Bizler birer hidayete çağırıcılarız. Çünkü Rabbimiz bizlere Allah'ın yoluna hikmet ve güzel öğütle çağırın dedi. Biz hikmetle güzel öğütle çağırıyoruz. Hikmeti anlayanlardan, güzel öğütü anlayanlardan, birbirlerine karşı sabırlı olanlardan, birbirlerini incitmeyenlerden eyle ya Rabbi. Samimi bir kalp nasip eyle, ihlas nasip eyle. Ya Rabbi, şu anda evlerinde bizimle beraber amin diyen hanımlar var, erkekler var. Evli olanlarına, eşlerine muhabbet nasip eyle ya Rabbi. Hanımlarını, hanımları, kocalarını sevenlerden eyle. Eşleri de, erkekleri hanımlarını sevenlerden, hanımları kocasını sevenlerden eyle. Ailesiz olan, evlatsız olan evlilere evlat nasip eyle ya Rabbi. Evladı olanlara evlatlarına sağlık, selamet, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gelin, kaynana, kayınpeder, kayınvalide arasında muhabbet, evlat muhabbeti nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi eşine şiddet uygulayan adam insanlar varsa onlara da akıl ihsan eyle ya Rabbi. Sevgi ihsan eyle ya Rabbi. Biz eşlerimizi Allah'ın emaneti olarak aldık. Öyle buyuruldu. Emanete ihanet etme, üzme karşıdaki hanımı. Bu prensibe uygun hareket etmeyi hepimize nasip eyle. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlilerimize deva nasip eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Yolda olanlara yollarına ulaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi gurbette olanlara evlerine gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi borçlu olanlar vardır, sıkıntıda olanlar vardır. Onlara bir çıkış kapısı nasip eyle. İlahi ya Rabbi hidayetinden, bereketinden bizleri mahrum etme. Kıldığımız namazlarımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Secdemizi kabul eyle. Rükûmuzu kabul eyle. Kıraatımızı kabul eyle. Okuduğumuz Yasinleri, Tebarekeleri, okuduğumuz bütün Kur'anları bütün her birimizin ölülerine bir rahmet olarak tecelli ettir ya Rabbi. Mezarda onları haberdar eyle ya Rabbi. Onlara cenneti makam eyle ya Rabbi. Yaşayan ihtiyarlarımıza, babalarımıza, annelerimize, teyzelerimize, hallarımıza, büyüklerimize sıhhat nasip eyle, selamet nasip eyle. Ya Rabbi biz mezara girdiğimizde iki melek yanımıza gelecek, sağımıza ve solumuza oturacak. Dünyadayken yaptıklarımızı bizlere söyletecekler. Rabbin kim diye soracaklar. Rabbim Allah demeyi nasip et. Peygamberin kim diye soracaklar. Peygamberi Muhammed'dir demeyi nasip eyle. Kıble nere diye soracaklar. Kıblem Kabe'dir demeyi nasip et. Kitabın ne derlerse kitabım Kur'an'dır demeyi nasip et. Dinin nedir diye sorduğunda dinim İslam'dır demeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bizi mezarda şaşkın olanlardan etme ya Rabbi. Seni yaratan kimdir dediğinde ıhlayarak cevap veremeyenlerden etme. Peygamberinin adı kimdir diye sorulduğunda ıhlayarak perişan bir halde bilmiyordum diyenlerden etme bizleri ya Rabbi. Sorularımızı asan eyle ya Rabbi. Cevaplarımızı asan eyle, kolay eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Şu anda bizi izleyenler içinde günahlarından dolayı acaba Allah beni affeder mi diye düşünenler vardır. Sen ise kapıları hiç kapatmayansın. İki hal hariç
sen tövbeleri kabul edersin. Birinci hal sekerat haline gelmiş, komaya girmiş, dünyayı artık iyi göremeyen, ahiret perdeleri açılıp da o güne kadar Allah'ı ve peygamberi hiç tanımamış insanların o andaki imanı geçersizdir. Yes hali, ümitsizlik yani ölüm halindeki bu tövbe geçersiz sayılmıştır. Bizi bu şekilde gider ayak, ahirete giderken tövbe edenlerden etme ya Rabbi. Aklı başında hayattayken tövbe edenlerden eyle. İkinci hal ise kıyamet kopmak üzereyken, güneş batıdan doğarken tövbe edenler oluyor. Allah'ım kıyamet kopmak üzereyken tövbe edip dönüş yapanlardan etme bizleri. Hayattayken Müslümanca yaşamayı, iman ettiğimize göre yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Çünkü biliyoruz ki ya iman ettiğiniz gibi yaşarsınız ya yaşadığınız gibi iman etmeye başlarsınız. Ya Rabbi bizi iman ettiği gibi temiz bir şekilde iman ettiği gibi iman edenlerden ve iman ettiği gibi yaşayanlardan eyle. Ya Rabbi insanlarımızı hangi felsefeye, hangi mezhebe, hangi meşrebe, hangi siyasi düşünceye, neye inanırsa inansın, mensup olursa olsun. Senin Rablığında ve senin sevgili elçinin peygamberliğinde, nübüvvetinde bir araya getirmeyi, hepimizi kucaklaştırmayı nasip eyle ya Rabbi. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Kötülerle bizi imtihan etme, şerle bizi imtihan etme, şerirlerle imtihan etme, ümitsizlikle imtihan etme, şeytanla imtihan etme, nefsimizle imtihan etme ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle bütün okunmuş olan duaların ve okunan hatimlerin yerlerine ulaşması niyetiyle ve Allah rızası için El-Fatiha diyoruz. Efendim Fatiha'mızı hep beraber okuyoruz. Allah Fatiha'mızı kabul eylesin inşallah. İnsan ve şeytan. İki azılı rakip. Şeytan dedemizi kovdu cennetten. Hiç dost değil bize. Sanmayın ki şeytan unuttu. Onda o kuyruk acısı, bizde de vefa varken şeytanla biz bir araya gelemeyiz. O bir iblis, cennete imtihan için sokuldu, bir yılan gibi süzüldü. Ağladı gözyaşlarıyla. Adem peygamberim, niçin ağlıyorsun dedi şeytana, tanımadığı için. Dedi ki Adem, Allah'ın haram kıldığı meyveyi niçin haram kıldı biliyor musun? Niçin dedi Adem peygamber. Hani Adem'e Allah bütün cennet meyvelerini yiye, şu ağaç hariç dedi. Bu ağaçtan yeme. Allah ganiydi, gani. Allah cömertti. Allah sakındırır mı kulundan ekmeği yemeyi? Allah cömert olmasaydı sadece o ağacı ye, öteki ağaçlara dokunma derdi. Halbuki her şeyi ye, ona dokunma. O benim haremimdir senin için. Şeytan ağladı, ağladı. Adem dedi, niçin ağlıyorsun? İblisin iblis olduğunu nereden bilsin Adem? Dedi ki, niçin haram kılındı size o ağaç biliyor musunuz? Niçin? O ebedilik ağacı, ebedilik. Şu cennetten çıkmak ister misin Adem? Adem babamız hayır dedi. Kim çıkmak ister cennetten? Allah seni çıkartacak cennetten. Beni çıkartacaksa niçin koydu oraya? İşte bak şifre orada Adem. O ağacın meyvesinden ye. Allah'ın haram kıldığı şeyi yersen ebedi cennete kalacaksın. Öyle mi dedi Adem? Adem nereden bilsin birinin yalan söyleyebileceğini? Adem bir çocuk kadar saf ve temiz, günahsız. Neden bilsin? İnsanoğlu. Dedeni kandırdı, peygamberi kandırdı şeytan. Seni mi kandırmayacak? Bak,
harama dalmışsın, haramdan kazanıyorsun, helale harcamıyorsun. Hayatın perişan bir şekilde gitti, fena buldu, fena. Sen savruluyorsun, farkında mısın? Şeytan senin sırtına oturmuş, silkelesene ha. Kurtar kendini. Bak Firavun'u Firavun yapan şeytandı. Nemrud'u Nemrut yapan şeytandı. Belki Nemrut şeytana değil, meleğe dinleseydi Nemrut olmayacaktı. İbrahim'i yakmayacaktı. Firavun Musa'nın peşine düşmeyecekti. Adem kandı şeytana, meyveyi işledi. Üzerindeki elbiseler birdenbire gitti, çırılçıplak kaldı Musa, Adem. Edebini örtmek için büyük ağaç yapraklarını tutuyordu. Çırılçıplak Hazreti Adem kaçıyor. Allah diyordu ki, Adem benden mi kaçıyorsun? Ya Rabbi senden utanıyorum. Seni dinlemedim. Şeytana kandım. İblise aldandım. Cennete yalan söyleneceğini bilmiyordum. Ya Rabbi utanıyorum senden, onun için kaçıyorum. Allah Adem'i çıkardı cennetten. Fe ezellehuma şeytan. Şeytan ikisini de aldattı. Kur'an'ın dışındaki kitaplar diyor ki, Havva Adem'i kandırdı, meyveyi yedirtti. Onun için kadın veya insan günahkar gelir dünyaya diyorlar. Kur'an diyor ki hayır, ikisini de şeytan kandırdı diyor. Kadın suçlu değil. İkisi birden kandılar. Fe ezzellehuma şeytan. İkisinin de ayağını şeytan kandırdı. Kahrolası şeytan. Seni de kandırıyor. Beni dinlerken bile şu an acaba diyorsun kendine. Seninle bile oynuyor. O oynamaya devam edecek. Onun işi o. Ama seni oyuncak yapmasın bari. Kanma ona. İblise kanma. Şeytana kanma. Dinlesene Allah'ın peygamberini. Adem var orada. Şit var, Şis var, Yunus var, Yusuf var. Musa var, İsa var, Allah onlardan razı olsun. Son peygamber Muhammed var. Onu dinlemek gerekirken kimin peşindesin be insan? Sen kendini yaratmadın ki. Sen bu kainatı elinde buldun. Bulduğun gibi kaybedeceksin günün birinde. Kulakların duymaz olacak. Matlaşacak bütün evren. Gözlerin görmeyecek. Çocukların bağıracak. Baba baba diyecekler. Anne nereye gidiyorsun? Elini tutsalar faydası yok. Sana bin dünya getirseler faydası yok. Çıktı mı ruhun dönemezsin. Yolculuk başladı artık. Azın yok yok. Bomboş gidiyorsun. Elinde hiçbir şeyin yok senin. Vaveyla ediyorsun bin hasret. Keşke dua edebilseydim. Keşke Allah'ı dinleseydim. Keşke kitabı dinleseydim. Keşke Kur'an'ı dinleseydim. Diyeceksin heyha diyecekler. Kaybedenler densin sen. Ya Rabbi beni bir döndür bak. Beni bir döndür bak neler yapacağım. Seni döndürdük. Sen peygamber dinlemedin. Sen melek dinlemedin. Seni yaratanı dinlemedin. Şimdi yeniden dünyaya gelsen yine aldanacaksın. İbrahim bin Ethem dolaşırken Basra çarşısında veya Bağdat çarşısında halk bağırdılar. Allah'ın dostu İbrahim. İbrahim bin Ethem hakikaten hakikatin dostu İbrahim. Döndü ve dedi ki ne diyorsunuz? Allah duaları kabul eder mi ey İbrahim dediler. Subhanallah bu ne biçim soru dedi. Siz Allah'ın rahmetinden ümitsiz misiniz? Allah duaları kabul etmez mi? Elbette ki bütün kapılar onun kapısı. Elbette ki Allah duaları kabul eder. Bu nasıl bir söz dedi. Dediler ki camide dua ediyoruz cevap gelmiyor.
Çarşıda dua ediyoruz, cevap gelmiyor. Evlerde yakarıyoruz, gözyaşları döküyoruz. Kanlı gözyaşları, olmuyor İbrahim. Nefsine dön ve bak. İçin İbrahim bin Ethem'e soruyorsun, kendine sorsana. Sen samimi misin imanında, samimiyetinde, hareketlerinde? Kendine baksana Adolf. Derler ki Bestamlı Beyazıt'ı, Bestamlı Beyazıt yapan şey şuydu. Herkes Allah'tan istedi, Beyazıt-ı Bestami Allah'ı istedi. Onun derdi Allah'tı. Gurbet Allah'tan kopuştur dedi. Evden kopuş değil, Allah'tan gafil olan bu hayatı boş yaşayandır. Allah'ım biz sana aşık ve hayranız, kurbanın olayım. Hakikat o kadar yalın kılıç gibi boynuna indiğinde kurtulamazsın. Bütün hayatın boyunca boş yaşadın. Haram kazandın, haram yedin, vicdan sömürüsü yaptın. İman sömürüsü yaptın. Dönmedin, dönüşlerinde hakikat yoktu, yalandı. Sefil bir hayat yaşadın. Şimdi baksana bir yağmur yağında boyası dökülen gibi boyan dökülüyor. Sen duan kabul olmaz bu şekilde. İbrahim bin Ethem gönülleri titretti. Siz dedi niye duanız kabul olmuyor biliyor musunuz dedi. Niçin ey Allah'ın dostu dualar niçin kabul olmuyor dedi. Şöyle dedim, siz dedim. Yazın bir tarafa, Allah'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz ama emirlerini dinlemiyorsunuz. Döndürün şu sokaktan geçenleri, döndürün Sultanahmet'te, döndürün Eyüp'te, döndürün Taksim'de, döndürün Bağcılar'da, döndürün Ankara'nın Kızılay'ında, Ulus'unda, Keçiören'inde. Sor yürüyenlere, Allah'ı tanıyor musun? Hayır diyecek kimse yok. Herkes diyecek elhamdülillah Müslümanım. Peki uyuyor musun Allah'ın emirlerine? Susacaklar, doğruysa susacaklar. Uymadık çünkü. Hocamız da uymadı, hacımız da uymadı. Hoca hacı olmayan da uymadı. Hele uymayan hiç uymadı. Bari mümin olup uymayan korktu biraz. Pişman oldu. Üzüldü, mahcup oldu. Ötekinde mahcubiyet de yok. Kapkara bir yüzü var. Allah'ı tanıdığını söylüyorsun ama emirlerini tanımıyorsun. Kur'an'ı okuyorsun. Kur'an oku dedi, okumadın. Kur'an dedi, secde et, etmedin. Kur'an dedi, harama girme, harama girdin. Kur'an dedi, nefsine uyma, uydun. Kur'an, dök şu şarap şişelerini, evinin en ücra yerine koydun. Kur'an, içindeki putları yık, yık, yık putları dedi. Putları putlaştırdın. Yüreğinde 1000 put var. Şöhret putu. Dünya putu. En fecisi nefs putu. Düzeltemedim bir türlü. Gidiyorsun bak iki ayağın çukurda. Gidiyorsun. Gidenler gibi. Dönmeyeceksin dönmeyenler gibi. Heyha diyeceksin faydası yok. 1000 defa dönsem diyeceksin. Çaresizsin diyecekler dönemezsin. İbrahim bin Ethem sarsmaya devam ediyordu. Hazreti Muhammed'i sevdiğini söylüyorsun ama sünnetini yerine getirmiyorsun. Peygamber gibi yaşamıyorsun. Peygamber uzun uzun Allah'a yalvarırdı, yalvarmıyorsun. Peygamber gece yarıları uykuyu haram ediyordu. Ne uykuyu haram ettin ne uykusuzluğu. Çünkü senden daha kötü haramzade yoktu ki. Sen dönmedin bir türlü. Ah, başkasının günahına bakıp kendi günahını görmeyen sen. Sen adam olmazsın bu kafayla. Yaz bir tarafa. Sen şimdi diyorsun ki bu adamın derdine bağırıyor. Senin derdine bağırıyorum ben, kendi derdime değil. Senin halini görüyorum çünkü.
Ben tövbe ediyorum bari günahımdan. Sen tövbeyi de unutmuşsun. Allah'ı da unutmuşsun. Şeytanın düşmanın olduğunu söylüyorsun. Ama onunla hiç dostlukta geri kalmıyorsun. Şeytanı bile geçtin, şeytanı bile aştın. Şeytan bile senden çekinir oldu. Mahşerde şeytan demeyecek mi? Ben size bir şey demedim ki. Siz peşime takıldınız. Beni bırakmadınız ki diyecek şeytan. Şeytan bile senden uzaklaşacak. Şeytan bile. Niçin öyle diyorsun hocam? Çünkü şeytan Allah'ı tanıyor. Halaktani minnar diyor. Değil mi? Şeytan ne diyor Allah'a? Beni ateşten yarattın. Şeytan Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyor. Seni kurnaz seni. Bir oraya gidiyorsun, bir buraya gidiyorsun. Kurnazlığın Allah'a sökmez. Bana söker, Ahmet'e, Mehmet'e söker. Allah'a söktüremezsin. Senin kalbinden geçeni de, cesedine doluşacak solucanı da Allah biliyor. İmam Ali'ye dediler ki, boşuna Allah'a yalvarıyorsun. Büyük imam dedi ki, azametiyle, dedi ki, niçin böyle diyorsunuz? Dediler ki, ya Allah yoksa haşa. Hazreti Ali dedi ki, benim bir kaybım yok, temiz ve dürüst yaşadım. Ya varsa sen ne halt işleyeceksin dedi. İmam gibi cevap verdi. Ali gibi. Ali gibi yar olmaz. Ali'siz yar olmaz. Gönül ehli beyti sevdi. Gönül ehli beyte muhabbet besledi. Ehli beytsiz Muhammed Mustafa olmaz. Muhammed Mustafa'sız kainat olmaz. Sevmişsek ehli beyti İmam Ali'yi, Hasan'la Hüseyin'i Muhammed'in hatırına sevdik aleyhisselam. Çünkü onlar da Muhammed Mustafa'yı sevdiler. Ayakları başımıza bin taç olsun İmam Hüseyin'in, Hasan'ın, Ali'nin. Biz kardeşiz. Hepimiz muhib değil miyiz ehli beyte? Hangi müminin imanında bir şüphe vardır ehli beyte? Mümin olur mu? Cenneti sevdiğini söylüyorsun ama ona layık ameller işlemiyorsun diyordu İmam İbrahim Ethem. Ya sen dedi çarşıda hitap ederken toplanan İbrahim'in Ethem'in etrafında toplanan kümelenenlere öyle diyordu İmam Ethem. Cehennemden korktuğunu iddia ediyorsun ama oraya götürecek işlerden uzak durmuyorsun. Sen cehennem kaçkını değil, cehennemin kadrolu elemanısın artık. Bu kafayla sen cehennemden kurtulamazsın. Korkuyorsun cehennemden, hak yiyorsun. Korkuyorsun cehennemden, kul hakkı yiyorsun. Vicdansızsın, komşunu incitiyorsun. İnsanları lekeliyorsun, ayırıyorsun. Bu filan bu filancacı diyorsun. Bırak bunları, bırak. Dönsene, aklın başına gelsene. Sen bu kafayla gidersen mezarın cehenneme dönüşecek. Öyle buyurdu sevgililer sevgilisi. El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min huferin niran. Mezar ve ötesi yani. Ateşi mezarda arama. Ne dedi peygamber? Mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sen gidiyorsun mezarın başından cehennem arıyorsun. Ahsaf kardeşim, mezarı anlatmıyor, mezarın ötesini anlatıyor sana. Mezara bin tane kamera koysan bir şey göremezsin. Neredesin sen? İlâ eyne tezhebûn? Nereye gidiyorsunuz, nereye? Allah'tan kaçıp şeytanın peşine takılıyorsun. İlâ eyne tezhebûn? Ne zaman akıllanacaksın? Neyin peşindesin sen? Ölüm haktır diyorsun. Hiç ölüme hazırlık yapmıyorsun. Şimdi neye hazırlanıyorsun biliyorum. Kışa hazırlanıyorsun. Kışlık battaniyeni çıkardın, kazağını, ayakkabını çıkardın. Ama kışlık ve yazlık imanını hiç tartmadın. Sen hazırlan, turşu yapıyorsun.
Ben de turşu seviyorum. Biber yapıyorsun, sucuk yapıyorsun kışa. Allah'a ne hazırladın kendini? İmanın nerede senin? Pişman değil misin yaptıklarından, ya günahlarından? Bir ayna yap bak kendine. Utandırmıyor mu seni aynalar? Bak yüzün ihtiyarladı, kaşların beyazladı. Belin büküldü, baksana. Yüzüne bir bak. Sen o eski sen değilsin. Değiştin sen. Ölüm böyle ansızın gelecek. Denir ki Davut peygambere ölüm gelince, dedi ki insem mihraptan inemezsin dedi Azrail aleyhisselam. Allah'ın davetini evet demişsen inemezsin Davut. Dedi ki vedalaşsam vedalaşamazsın dedi. Senin ruhunu burada almam emri olundu ikinci basamakta. Allah'ın peygamberine bile hayır demedi. Allah'ın peygamberine bile müsaade var demedi. Çünkü Azrail canı almadı. Allah canı aldırdı. Allah dedi git ve al ve gel. Hangi melek hayır diyebilir ki? Acıdım ya Rabbi. Kundaktaki çocuğa diyemez ki. Yaratan al diyor, benim hesabım var diyor. Ya Rabbi dünyada adalet. Ne adaleti dünyada? Adalet ahirette. Gerçek adalet. Dünyada adaleti sağlamaya çalışan insanlar var. Hakiki yılmaz adalet, denge terazi ahirette. Niçin terazi konacak mehşere? Dünyada her şeyi yerini bulsaydı terazi konur muydu ahirete? Teraziyi koyuyor. Ölçülecek her şey. Ya sen, ey şuradaki sarraf, İbrahim bin Ethem sanki konuşuyor. Ey şuradaki adam, sen din kardeşin ayıbıyla uğraşıyorsun ama kendini hiç görmüyorsun. Sürekli konuşuyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Sen insanların ayıbını görüyorsun ama kendi ayıbını görmüyorsun. Kendine bak. Şu iğne ve çuvaldız hikayesi gibi kendine bak kendine. Falancanın günahının peşindesin, filancanın gıybetinin, sen gıybetin içindesin, çıkmıyorsun içinden. Allah'ın verdiği nimeti bolca harcıyorsun, tüketiyorsun. Ama Allah'a hiç şükretmiyorsun. İbrahim bin Ethem kalpleri ve ruhları dinlendiriyor. Sonra ne dedi İbrahim bin Ethem? Devam edeceğiz. Tekrar Rahman. Aman meden duy sesimi dardayım. Sorma hallarımı gayet zordayım. Cehennem
yanarım yandım yetmez mi olan? Aman medet el medet medet. Allah Allah Celle Celaluhu. Ağzına sağlık Abdurrahman. Mustafa Hocam ağzına yüreğine sağlık. Efendim birkaç dua verelim. Bu gece dua söylemedik hiç. Efendimizin sevgilinin kendini yatağına teslim ettiğinde okuduğu dualardan. Onun zamanında yaşamak varmış. Onunla Bedir Uhud'u yaşamak varmış. Tabi onun safında olmak suretiyle, şartıyla. Sabahleyin kalktığında uykudan, doğrulmadan yatağından şöyle derdi. Bizi öldürdükten sonra, uyku ölüme benzer çünkü. Uyku ölümün kardeşidir. Her uyanış, ölümden uyanış gibidir. Her uyumak, ölümek gibidir. Bizi öldürdükten sonra dirilten, yani uyandıktan sonra, uyuduktan sonra uyandıran Allah'a hamdolsun. En güzel dua, efdalu dua elhamdülillah. En güzel dua elhamdülillah. Onun için Kur'an bununla başlıyor. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Kıyamette onun huzurunda toplanılacaktır. Amenna, iman ettik. Her sabah okunacak dua. Bunu da peygamberimiz okurdu. Allah'ım senin yardımınla sabaha girdik. Senin yardımınla akşama kavuştuk. Senin yardımınla diriliyoruz. Senin kudretinle ölüyoruz. Kıyamete varış.
sanadır. Akşam olduğunda, yatağına girdiğinde uyumadan önce sevgili yatağına diğer peygamberlerin yaptığı gibi dua ederdi. Sabah kalkış ve gece uyuyuşta dua ve yakarış peygamberlerin sünnetidir. Bütün peygamberlerin bize öğrettiği bir yoldur. Şöyle dua ederdi. Akşam olacağında Allah'ım senin yardımınla akşama girdik. Yardımınla sabaha kavuştuk. Senin yardımınla diriliyoruz. Kudretinle ölüyoruz. Dönüş yalnız sanadır. Kime döneceğiz başka? Sahibimiz var mı ki başka? Sabah akşam şirke karşı, şeytan ve iblise karşı. Şeytan cinlerdendi. Hep soruluyor, şeytan melek miydi? Şeytanın meleklikle ne ilgisi var? Şeytan cinlerin azgınlarından meydana gelir. Cinlerin başındaydı. Şeytan meleklerin başındaydı. Doğru. Çünkü Allah meleklerin komutanı olarak nefsi olan bir yaratığı koymak istedi. Sonra azdı, şeytan oldu. Meleklerin başkanlığından şeytan oluşa. İnsanoğlu da böyle. Melek gibiyken şeytan gibi olabilirsin. Allah'ım şüphesiz bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek işlemiş olduğum günah ve hatalarımdan dolayı da beni bağışla. Şüphesiz ki sen gaybı, geleceği ancak sen bilirsin. Dilediğinlere de gaybı bildirirsin. Efendim amin, amin, amin. Allah duamızı kabul eylesin inşallah. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Sevgili Abdurrahman'a, sevgili Mustafa Duman'a teşekkür ediyorum. Sevgili Ferdi ve ekibine teşekkür ediyorum. Sabahleyin 8.30'da efendim biz buradayız. İnşallah biz 8.30'da sabahleyin buradayız. Siz ekran başında olursanız ekranda sohbet edeceğiz inşallah. Pazar günü bu görüntü Hani'den, Güneydoğu'nun ta ücra köşesi Hani'den program sonrası çocuklarla yaptığımız sohbet. Efendim 8.30'da sabahleyin Kur'an ve Sünnet pazar günü saat 10'da. Kur'an ve Sünnet pazar günü saat 10'da. 8.30'da ise dediğim gibi yani yarın sabah yine ATV'de beraberiz. Sizi seviyoruz. Duanızı bekliyoruz. Bu gece bizi yalnız bırakmayan izleyicilerime de teşekkür ediyorum. Efendim Rabbim hepimizi korusun. Sevdikleriyle beraber haşreylesin. Allah sevdamızı kendisi kılsın. Değil mi? Emanımız odur. Bizi koruyan o. Bizi bütün korkularımızdan dünya ve ahirette emin eylesin inşallah. Sizi seviyoruz Allah için. Allah yar ve yardımcımız olsun.